başkanlarımız, kurum başkanlarımız, çok değerli hazırın ve Cefakar Ahmet Spor taraftarları. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üzere elimde bir önerge var. Onu okuyup oylarınıza sunacağım. Ahmet Sportif Aletler Kulübü Olağan Genel Kurul Divan Önergesi. 04.06.2024 tarihinde saat 16.30'da Ahmet Spor Şehmus özel tesislerimizde yapılması planlanan Olağan Genel Kurulumuzda çoğunluk sağlanamadığından kongremiz 11.06.2024 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacak olup Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına Metin Kılavuz, katip üyeliklerine ise Remzi Dayan ve Özlem Küllahçı'yı öneriyoruz. Önerge sahipleri Eser Sönmez, Burç Baysal, Mehmet Kaya, Nurullah Edemen. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Divan. Saygıdeğer hazırım. Sayın eş başkanlarımız, bağlam eş başkanlarımız yanımızda. Bilakis ZİFER delegelerinin seçimi yetkisini yönetim kuruluna verilmesi. Dilek ve temenniler ve kapalı şeklinde bir gündem var. Gündeme dair değişiklik önergesi olan var mı? Yok herhalde. Okuduğum gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi olan saygı duruşu için herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Geçen başta yönetim kurulu başkanından yönetmeye. Türkiye'de büyüktür. Ben sanırsam dünyada da büyüktür. 8 yıldır kesintisiz Ahmet Spor'un etrafında kenetlenmiş olan sivil yapı var. Yani. Sivil toplum örgütlerinden oluşan, demokrat örgütlerinden oluşan. Bu yapı hiçbir zaman bütün zorluklara, bütün umutluklara rağmen Ahmet Spor'u hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yani şehir kulüplerinin olmazsa olmazı biliyorsunuz arkadaşlar, yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerin de kesintisiz 8 yıl kayyum sürecinde bu şehrin neler yaşadığını hepsinin tanıkları biliyoruz. Yine bu süreçte biliyorsunuz malumunuz bu bilgi uygulamalara devam etmek istiyorlar. Belki de divan olarak da bunu kurumundan sizlerle getirmeniz gerekir. Halk iradesi herkesin saygılı olması. Eğer halkın önünde bir sandık kuruluyorsa, o sandıkta da halk bir şeyi tercih etmişse, herkesin buna saygı duyuyor. Gerçekten Türkiye'de uzun yıllardır, özellikle 2015 yılından beridir, her alanda bir akıl tutulması var. Yani Türkiye buna hak etmiyor. Türkiye insanları buna hak etmiyor. Bir an önce umarız ve dileriz ki bu akıl tutulmasına vazgeçilir. Türkiye tekrardan bu demokratik anlamdaki tartışmalara yeniden en azından demeyi sunar. Öncelikle de kayyum uygulamalarını buradan kınavımızı ifade etmek isterim. Bir nokta, yani geçmeden önce onu da müsaadeniz olursa okumak istiyorum. Biliyorsunuz, bizde kulüp, yani hep bayrak yarıştı. Türkiye'de hiçbir kulüpte çok önemli kulüp başkanlığı yapmış insanları kongrelerde bir arada bulamaz. Ama sporun farklılığı da yine tutabilir. Çok değerli arkadaşımız İhsan Uğur biliyorsunuz kulübümüzde çok ciddi emekleri vardı. Kendisi yarın uzun süredir tezer verildi. Yarın tahliye olacak. Kendisine de buradan selam söylemek istiyoruz. Kendisi de bu yetki kupadan dolayı yönetim kuruluna ve başkanımıza da selamları vardı tüm bileşenlere. Bu selamı da buradan iletmiş olalım. Evet, Ahmet Spor arkadaşlar hep şunu ifade ettik. Ahmet Spor sadece Ahmetlilerin takımı değildir.
Amesfor, Bingöl'lerin de tahmini, Sivitler'in de tahmini, Erbil'lerin de tahmini, Amıştur'ların da tahmini, Amesfor, Erivanların da tahmini, Amesfor, Siyahilerin de tahmini, Amesfor, bütün olarak ötekilerin de tahmini. Tabii biz ötekileştirmeyi doğru bilmiyoruz ama bize hep derler ya oralı, evet biz oralıyız. Yani siz bize oralı diyorsanız biz oralıyız. Amesfor'u var eden de aslında tam da bu ruhdur. Bu ruhun bir nasıl açığa çıktığını hepimiz gördük. Ve bir galibiyette hiçbir mesela kulübün açıklaması olmadığı halde binlerce insan havaalanında başladı. Bir televizyon yayınını milyonlarca insan televizyonları başında izledi. Aslında istenilen buydu. Yani bu da başarılıydı. Tekrardan bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten bu süreç kolay olmadı. Bizimle de gelmemiz kolay olmadı. Yarınımız da belki çok kolay olmayacak ama zorlukları aşmanın yegane yolu kolektif ortak akılla sorunlara birlikte çözüm arayabilmektir. Ama spor bugün bunu çok gönül rahatlığıyla başardı. Bunun sonucu olarak da bugün kupa burada divandadır. Bu da ayrı bir mutlu yoktur. Onu da söyleyeyim. Geçen yıl bu kupa yoktu. Geçen yıl bu yıl arasındaki en fena farkıydı. Elbette sportif başarılar önemlidir. Ama sporun diğer kulüplerden farklılığı şudur. Biz toplumun yaşamının ne sporun girmesini arzulayan bir kulüp. Yani şey deriz yani kulübümüzün bir sloganı vardır. Sporun olduğu yerde hayat vardır. Başarılı toplumların tarihçesine baktığımız zaman örnekleri çoktur dünyada. O toplum spora ve tarihe, sanata ne kadar yakınsa o toplumların başarısını o kadar üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Ahmet şehri belki de Türkiye'deki genç nüfusun en yoğun olduğu şehirlerden biridir. Yani 20. yüzyılın yıldızları neden Şilanlar, Şevinler, Velatlar, Azatlar olması? Evet, bugün buna adrestir Ahmet Spor. O yüzden bu adresi herkesin koruması gerekiyor. Ahmet Spor'un etrafında gelecek sezon herkesin daha güçlü kenetlenmesi gerekiyor. Bu genel kurulumuzun da güçlü bir şekilde buna vesile olmasını temenni ediyorum ve uzatmıyorum. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Evet, gündemin 4. maddesinde faaliyet raporlarının okunması, mali raporunun okunması ve denetim raporunun okunması. Bunları tek tek ibra etmeyeceğiz arkadaşlar. Bir bütün olarak okunduktan sonra delegasyonu muayene edeceğiz. İlkin faaliyet raporlarının okunması. Cemal Doğru. Saygıdeğer hazırım. Saygıdeğer hazırım. Öncelikle son 3 dönemin sonuç kongrenin faaliyet raporunun okunması bana nasip olduğu için gerçekten büyük gurur duyuyorum. Bu vesileyle de öncelikle yönetimi ve bütün hazırını saygıyla selamlıyorum. 2023-2024 dönemi faaliyet raporu. 02.07.2023 tarihinde tek listeyle gidilen 7. Olağanüstü Genel Kurul'da Aziz Elaldı başkanlığında 19 kişilik yeni bir yönetim kurulu göreve seçilmiştir. Görev dağılımının ardından Kurul Başkanımız Aziz Elaldı Başkanlığı'nda hem kurumsal işler hem de transfer süreci ivedilikle başlatılmıştır. Yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk olarak futbol alt takımımızın teknik direktörlük görevine Serdar Bozkurt getirilmiştir. 2023-2024 futbol sezonunun önceki sezonundan 6 oyuncuyla devam edilip, sezon başında 20 transfer yapılıp, devre arasında 5 transfer ve altyapımızdan yetişen 6 genç futbolcumuz ile sezon sonunda nihai olarak kadromuz kurulmuştur. Devre arasında Serdar Bozkurt ile yollar ayrılmış olup sonrasında Mesut Bakar ile anlaşma yapılmıştır. Takımımız 2023-24 sezonunda oynadığı 36 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 81 puan toplayarak ligi birinci sırada şampiyon tamamlamış ve uzun yıllardır hasret kalınan TFF birinci ligine yükselmiştir. Bu
Sezon boyunca genç oyuncularımızdan Yusuf Çetin, Seyit Ahmet Altın, Arda Ertekin lig ve kupa maçlarında kadrolarda yer almışlardır. Takımımız yaz kampını Serdar Bozkurt ve ekibi yönetiminde ilk etabı Diyarbakır'da ve ikinci etabı Ankara Kızılcahamam'da olmak üzere iki etaplı olarak gerçekleştirmiştir. Bu süreçte transfer edilen futbolcular kampa dahil olmuşlardır. Devre arası kampı ise Mesut Bakar öncülüğünde Antalya Bellek'te yapılmıştır. Sezon öncesi tüm bütçelere hitap eden sezonluk kombine kartı kampanyası ile kombine bilet satışı yapılmıştır. Kulübümüze ek gelir sağlamak amacıyla Hacı Baba Pastaneleri, Koca Pınar Su, Plaza Otel ile sponsorluk anlaşmaları yapılmıştır. 2023-24 sezonu kadın futbol takımı çalışmaları. Kadın futbol A takımı. Sezon başında kadın futbol takımımız teknik sorumlusu olarak Ramazan Erin ve ekibi görevlendirilmiştir. Futbol Federasyonu tarafından liglerin planlamasının ardından 10 yabancı ve 12 yerli futbolcudan oluşan dengeli bir takım oluşturulmuştur. Ancak 5. hafta sonu itibariyle hocamız ile karşılıklı olarak anlaşılıp yollarımız ayrılmıştır. Takımın başına teknik sorumlu olarak Harun Kılıç hocamız getirilmiştir. 9 hafta teknik sorumlu olarak görev yapan Harun Kılıç ile yollarımız ayrılmış, takımın başına daha önce A takım kaptanlığımızı yapmış ve sportif direktörlük görevini de üstlenmiş olan Erhan Eren hocamız ile anlaşılarak sezona onunla devam edilmiştir. Takımımız Kadın Futbol Süper Ligi'ni 35 puanla 10. sırada tamamlayarak ligi sezon başında planlanan hedefler doğrultusunda bitirmiştir. ...2023-2024 sezonu tekerlekli basketbol takımı çalışmaları. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayıp tekerlekli sandalye basketbol 1. ligine çıkan engelsiz basketbol takımımız sezon başında çalışmalarını 1. ligi kaldırabilecek bir kadro ve şampiyonluk hedefiyle başlamıştır. İki gruptan oluşan 1. ligde Amesporumuz ve grubunda mücadele etmiştir. Sezonu 4. olarak tamamlayarak playofflara katılmaya hak kazanan takımımız playoff ilk turunda elenerek sezonu tamamlamıştır. 2023-24 sezonu futbol altyapı çalışmaları. Altyapımız büyük bir özveriyle başladığı yaş gruplarının ikisini şampiyonlukla tamamlayıp Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Bu 19 takımımız Bölgesel Gelişim Ligi şampiyonu olarak tamamlamış ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Türkiye finalleri son 16 turunda elenmiştir. Bu 17 takımımız Bölgesel Gelişim Ligi şampiyonu olarak tamamlamış ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Finaller sonucunda 16 turunda elenmiştir. Bu 16 takımımız yerel ligde 1. olarak Türkiye Bölgesel Şampiyonası'na katılım hakkı kazanıp bölge şampiyonu olmuştur. 2. kademe Türkiye Şampiyonası'nda elenerek sezonu tamamlamıştır. Bu 14 takımlarımız da playofflara kalarak playoff sonuçlarında elenmişlerdir. ...2023-24 sezonu boks branşının açılması. Sezon başında kulüp başkanımız Aziz Elaldı ve yönetim kurulumuzun özverisiyle açılan boks ve kickboks şubemiz şampiyonluklar ile başlamıştır. Sporcularımızdan İslam Ucan, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 75 kilogram kategorisinde ve İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda 75 kilogram kategorisinde şampiyon olmuştur. 24-26 Temmuz 2023 tarihinde grup tesislerimizde gerçekleştirilen futbolcu seçmelerimize katılan yüzlerce genç Amespor'da oynamak için büyük çaba ve ter dökmüşlerdir.
Alaytepe tesisimizde bulunan idman sahasının zarar gören ve bakım isteyen kısımları bakımdan geçirilmiş olup bu faaliyetler kulübün üst kaynaklarından karşılanmıştır. Biri A takım kafilesi otobüsü, biri de altyapı olmak üzere toplamda iki araç bulunmaktadır. Araçlarımıza mevsim değişikliğinde ve belirli aralıklarla genel bakım ve onarımlar yapılmıştır. 2023-24 Ahmet Store mağazası çalışmaları. Ahmet Store mağazamız satış faaliyetlerini ürün çeşitliliği ile devam etmekte olup yeni dizaynı ile kadın, erkek, çocuk, ev ve iş yeri ürünleriyle aksesuar ve kategorilerinde lisanslı ürün satışlarını yapmıştır. 2023-24 sezonu içerisinde bünyesine yeni bir şube ekleyen Ahmet Store markamız Sür ilçesinde yeni şubesini açmıştır. Store hizmetlerine kolay ulaşım için internet üzerinden e-ticaret çözümleri ve WhatsApp sipariş hattı ile erişim kolaylığı sağlanmıştır. Store mağazasından hem sporcuların taraftarla bütünleşmesi hem de ürün satışını arttırmak amacıyla şehrimizin birçok sivil toplum örgütüyle ortak çalışmalar yapılmış ve bu etkinlikler Store çalışmalarına önemli bir ivme kazandırmıştır. Faaliyet raporumuz bundan ibarettir. Ben son 3 genel kurulda bana nasip oldu dedim ama geçen genel kurulda bir başka arkadaşımız okumuştu. Bu açıdan da özür diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yönetimde olmasak da her zaman Ahmet Spor'un her bir çalışanı gibi emek sarf etmeye, çaba sarf etmeye ve elinde olmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Cemal Başkan'ı bir defa tutuyoruz. Faaliyet raporu hakkında lehte ve aleyhte söz almak isteyen var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Faaliyet raporu bir şekilde aklanmıştır. Tabii burada sayfalarda harflerle ifade ediliyor ama o faaliyetlerin nasıl yapıldığını da gerçekten ciddiyemek lazım. Mali raporun okunması için Selçuk Sacı arkadaşımızı da aldık. Sayın Divan, Sayın Hazırlık, 2023-2024 yılı mali tablolarla ilgili bilgiler verdi. Öncelikle kalan borçlarla ilgili SGK 2 milyon 520 bin lira, vergi borçlarımız 647 bin lira, doğalgaz borcumuz 284 bin lira, su borcumuz 1 milyon 694 867 lira, TEDAŞ'a olan borcumuz 1 milyon 93.910 lira, 2024 sezona personel ve altyapı hocaları borcumuz 1 milyon 901.494.20 lira, 2023 personel ve altyapı hocalarına olan borcumuz 223.669 kuruş, market borcumuz var 775.449.32, uçak bileti ve ulaşım borçlarımız var 560 bin lira, fırın borcumuz var 5485.55, akaryakıt istasyonunda borcumuz var 559.118.05, bilet basım ücretleri var 312.224 TL, kadın futbol takımına kalan net borcumuz 532.750 TL, personele var olan kalan prim borcumuz 940.000 lira, kumanya bedelimiz 253.745 lira, güvenlik firmasına olan borcumuz 467 bin lira. Maç başı ödemesi futbolcuları olan maç başı ödemelerinde kalan tutar 5 milyon 221 bin TL. Konaklama borcumuz 120 bin TL. Kulüp sporcu malzeme alımları ise 990 bin TL. Bunların hepsini toparlayacak olursak 2023 ve 2024 sezonunda toplam bütçemiz 81 milyon 644 318 TL. Toplam yapılan 2023 ve 2024 sezonunda toplam yapılan ödemeler 62 milyon 469 625.30. Kalan borcumuz 19 milyon 174 692.70 TL olarak gerçekleşmiştir. Dinlediğiniz için hazırına çok teşekkür ederim. Emrullah Kaçtoktan. Mali rapora ilişkin lehte ve aleyhte konuşmak istemem mi? Yok, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Teşekkürler. Denetim raporunun okunması Cengiz Bayram Atay.
Sayın Divan, saygıdeğer hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görev süresi ortak olup olmadıkları, görev süremiz 3 yıl olup dernekle maddi ilişkimiz bulunmamaktadır. Katılan yönetim kurulu ve yapılan toplantı sayısı murakipler yıl içerisinde tüm yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmişlerdir. Dernek hesapları, defter ve belgeleri usule uygun şekilde 3 ayda bir defa denetlenmesi, derneğin mahiyeti ve önemine uygun şekilde 3 ayda bir defa denetlenmesi, derneğin mahiyeti ve önemine göre tutulması, mecburi defter kayıtların tutulduğu kayıtların tutulması da derneğin hesap plan ve usullerine, derneğin tüzüğüne esas yasal mevzuat hükümlerine riayet edildiği tespit edilmiştir. Göreve geldiğimiz 02.07.2023 tarihinden bu yana 4 defa kontrol edilmiş olup dernek kasa mevcudunun kasa defteri ve resmi kayıtlar ile mutabık olduğu tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince yapılan incelemede dernek kayıtlarında gözüken teminatlar ve kıymetli evrakların mevcudiyeti kontrol edilmiş olup mutabakatsızlığa rastlanmamıştır. Dernek kayıtlarının incelenmesinde bir yolsuzluk tespit edilmemiş ve görev süremiz boyunca yöneticiler ve üyeler tarafından tarafımıza intikal eden herhangi bir şikayet olmamıştır. Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü 02.07.2023 11.06.2024 hesap dönemi işlemlerini Türk Ticaret Kanunu'nun dernek esas tüzüğüne ve diğer mevzuatla ilgili genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli standartlara göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini ekli 02.07.2023 11.06.2024 dönemine ait gelir tablosunda anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını yansıtmakta, bilançonun gelir ve gelir tablosunun onaylanmasını ve yönetim kurulunun aklanmasını onaylarınıza arz ederiz. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Yönetim raporu hakkında lehte ve alette görüşmek istiyorum ama yok. Onu da oylarınıza sunuyoruz. Bu şekliyle başkan aklanmış oldunuz oy bütünüyle. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edene, etmeyene oy bütünüyle kabul edilmiştir. Gündemimizin bir 5. maddesi var, fizik değişikliği. Ondan sonraki gündem maddenin yönetim ve denetim kurullarının seçimi maddesi. Herhalde dilek yöntemleri bir değişikliğine zoraya alabiliriz. Masaya, divana şey iletmişse konuşmak isteyen arkadaşlar söz almak isteyen şeye göre söz vermek. Evet, fizik değişikliği. 4-6-2024 tarihinde saat 16.30 Ahmet Spor Şehir'in özel tesislerinde yapılması planlanan olağan genel kurulda sorumluluk sağlanmadığından bu bir toplandı. Fizik değişikliğine ilişkin madde 19. madde. Şu anki hali biliyorsunuz yönetimimiz genişledi bir yıl. O yüzden sayıya yönelik bir değişiklik. Şu anki hali yönetim kurulu şekli bir başkan, 18 asil ve 19 yedekten üyeden oluşuyor. Yönetim kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda bir başkan vekili, 3 başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip üye, futbol şube sorumlusu, tesis sorumlusu, altyapı sorumlusu, basın sözcüsü, halkla ilişkiler, ARGE sorumlusu, salon sporları sorumlusu, kurumsal iletişim sorumlusu, hukuk işleri sorumlusu, taraftarlar sorumlusu, sağlık işleri sorumlusu şeklinde iki madde yeni halinde 19. maddenin birinci noktası yönetim kurulu şekli bir başkan, 30 asil, 16 yedek üyeden oluşu şeklinde bir değişiklik sistemi var. Bir başkan vekili açılımı da 4 başkan yardımcısı, genel sekreter, diğer bütün yedikler olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Bu değişikliği öneren arkadaşlarımız Eser Sönmez, Yurda Edemen, Aziz Elaldı, Faysal Tosu, Ahmet Ülmez, Sertif Satçı arkadaşlarımız. Bu değişikliğiyle lehte aleyhte görüşme etmek istiyorlar mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum yeni haliyle okunduğu haliyle. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu şekilde olup, bir şekilde değişikliğinde geçmiştir. Evet, değişikliğinden sonra seçim. Bu maddeye aldık arkadaşlar. Konuşmak isteyenler varsa ben
Başkan önce siz aklandığı için bir teşekkür konuşması. Kapanışta bir daha konuşacağımız için öncelik sözü size verelim. Hani aklandı mı? Onaylandı. Bir teşekkür. Geçildikten sonra tabii oylamadan sonra tekrar. Yani akladığınız için teşekkür ediyoruz. Artık önümüzdeki seneye bakacağız. Onunla ilgili de temellerimizi, söylemlerimizi bir dahaki sefere söyleyeceğiz. Az konuştum. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, söz almak istiyorum. Başkanlarımızın sözlerini istiyor. Ya da bir şey beklemesi, iş başkanı. Sayın Divan, değerli delegatı, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birkaç teşekkürü sanırım bizim de gitmemizde yaradı. Amespor'un kurulduğu günden günümüze kadar yağmur, çamur, kar, fırtına demeden ama her yerinde olan bütün taraftarlara sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyorum. En çok da teşekkürü taraftar hakkıdır. Taraftar bu kulübün gerçek sahibidir. Ve yegane sahibi de olmaya devam edeceğini umuyoruz. Tekrardan kurulduğu günden günümüze kadar Amespor'u bugün bir üst lige çıkartan, bugüne kadar emek sarf eden birçoğunun belki ismini bile zikredemeyeceğimiz, unuttuğumuz ama zerre-i miskal bile emek sarf eden bütün yöneticilere sizlerin huzuruna bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkürlerden bir tanesi de sportif başarıyı mevcut yönetimin, teknik kadronun ve futbolcuların alın terini döken bütün futbolculara bir kez daha sizin huzurunuza sonsuz teşekkürlerinizi bildiriyorum. Ahmet Spor, Ahmet'in göz bebeğidir. Ahmet Spor bir değerdir, bir felsefesi vardır ve bizim de görevimiz Ahmet Spor'a gönül veren amasın her bireyi birinci öncelikli görevi bu felsefeyi korumasıdır. Ahmet Spor'un değer yargıları vardır. Birinci öncelik bu değer yargılarını korumaktır. Ahmet Spor'u şampiyonluk yoluna bugünlere getiren bu değer yargılarının, bu felsefenin kendisidir. Hizmet ettiğimiz yer orasıdır. Bu yüzden Ahmet Spor sadece Ahmet halkının değil, bir bütün Kürt halkının takımıdır. Divan'ın da bahsettiği ötekileştirilmiş duygusuna kapılan amasız bütün insanların takımıdır. Bölgemizdeki bütün kentlerin takımıdır. Kendini özgürlük mücadelesinde Ahmet Spor'un yanında gören herkesin takımı. Biz de buna saygı duyacağız. Herkesin de buna saygı göstermeye davet edeceğiz. Biz Ahmet Spor'un bir ferdiyiz. Bu belediye eş başkanları olarak emek veren kısmında da yer aldık. Artık bu kentin gururu, bu toplumun gururu haline gelen mevcut çıkan üst ligde de elbette ki bugüne kadar nasıl emek sarf ettikse bundan sonra da daha fazla emek sarf etmeye de devam edeceğiz. Bugüne kadar belki manevi bir şekilde güç verdik. Gücümüz doğrultusuna bu saatten sonra maddi de katkı sunacağız. Bir kere bunu söyleyelim. Bir önerim olacak. Yönetim kuruluna, mevcut seçilecek yönetim kuruluna. Hangi arkadaşımız seçilirse seçilsin. Sizden rica ediyorum. Ahmet Spor bu halkın bir değeridir.
Bu değere yakışır bir yönetici olman gerekiyor. Ahmet Spor Kongresi aracılığıyla da bir iki şey daha söylemek istiyorum. Kentimizin bütün spor taban birlikleri artık bu kentin bütün sokaklarında yetişen çocukların spora erişimi için bizler elimizi taşın altına sokmaya hazırız. Projelerimizle birlikte kendi seçim propagandalarımız da vardı. Mevcut spor taban birlikleriyle ilgili spor kuruluşlarıyla altyapı çalışması yürüten bütün kuruluşlarla birlikte çalışmaya hazır. Bunun da sözünü verelim. Erişmek isteyen ve erişemeyen her çocuğa spor imkanı. Ama siz her dalda. Gücümüz ne kadarına yetiyorsa fazlasını zorlamaya hazırız. Yıllarca kayyum vesayeti altında olan kentimiz ve kentlerimiz spora gerekli önemin yerel yöneticiler tarafından nasıl önemsiz bir şekilde bırakıldığını hepimiz şahit olduk. Ve bu kentin ana unsurlarından olan sivil toplum örgütlerini elini nasıl taşın altına koyduklarına birebir şahidi ve tanıyız. O sonsuz emeklerine de bir kez daha başta Amex Spor'un Yüksek İstişare Kurulu'nda yer alan kurum kuruluşlarımıza, bireysel şekilde olan arkadaşlarımıza da sonsuz emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederim. Çok ciddi emekler var orada. Çok ciddi emekler var. Biz o emeğin şahidiyiz. Amex Spor sadece bir yönetim kuruluyla tek ayakta kalan bir yapı değil. Bu kentin bütün bileşenleriyle, bütün sivil toplum örgütleriyle, bütün taraftarlarıyla bugünlere geldik. Tekrardan bu kentin daha bir üst lige çıkması için bu kadar fedakarlığı, bu kadar emeği boşa düşmemesi için biliyoruz ki daha çok emek sarf etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar hep angarya işlerini bize yüklediniz. Bu angarya işlerde tatlım, mutluluk, Amespor'un gerçek ruhunu hiçbir yerde tatmadık. Arka plandaki ciddi emekleri olan bütün taraftarlarla neredeyse tek tek birebir tanıştık. Herkesin bir hayali var, herkesin bir projesi var. Herkesin bu takımın güçlenmesi, daha iyi yerlere gelmesi için verecek sözleri, emekleri var. Bunları da unutmayalım. Bunlar bu sürecin bir bileşenidir. Buranın asli unsurlarıdır. Bunları göz ardı edemeyiz. Hiç kimse de edemez. Çünkü bu takımın gerçek sahipleri bu bir fidansa, bu toprak, bu gençlerin kendisidir. Ahmet Spor bir fidansa, bu toprak, bu taraftarın kendisidir. Suyu da hep birlikte bütün kurum kuruluşları. Toprak bereketlidir. Suyumuz boldur. Yeşermekten başka hiçbir çare yoktur. Hiç kimse kurutamaz bu ağaçları, bu fidanları. Çünkü toprak çok bereketlidir. Suyu da çok kudretlidir. Biz hep birlikte Ahmet Spor'u fidanlarını ağaç etmek için ciddi emek vermeye hazırız. Tekrardan bütün hazirine saygıyla selamlıyorum. Yeni seçilecek arkadaşlara da başarılar diliyoruz ve yanlarında olacağımızı da sözünü veriyoruz. Kalın sağlıcakla. Evet. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir hatırlatma yaptı. Tabii ki bana heyecanı olsa gerek. Taraftarlar gerçekten ev sahibidir. Yani orada bir divan eksikliği yaşadı. Bu konuda gerçekten kendilerinden özür dilemek gerekiyor. Amespor'un taraftarını özellikle anlatmaya kelimeler yetmemeli ifade ediyor. Hiçbir zaman takımlarını hiçbir koşulda bütün zorluklara, bütün oyunculara rağmen her yanlarında oldular. Gerçekten de iyi bir noktaya geldiler. Biraz belki bir süreçte taraftarların kendi alanlarındaki büyük meseleleri yaşayanların içindir. Biliyoruz ki bu önümüzdeki sezonda bunu da sağlayacaklardır. Başkanlarımız burada, bu başkanımız buraya temel attığımızda burası konut tehlikesi var. Burası kıtı tarlasıydı. İfadeni yoksa anlatabilirim yani. Sormasyonu. Şeyler dedi, şöyle tabi biraz gelmezse 5 metre arabayı park ederek dedi. Şeyler yok diyor bana. Buna baksam burada ya kıtı tarlasıyla karşılaştık. Kıtı yer geliyor yani. Bekliyor yani. Bahçe sahibi de biraz daha baktığımız gerçekten. Mesela olarak. Hatta şu espri yapmıştı. Biz de bir tepki yapmaktan vazgeçtik, bir dakika yapalım. O kadar büyük gelin
rakamlar için. O günün koşullarında tabii çok bu bir örnek de bir proje aslında. Burada bu şehirde yaşayan herkesin içine koşullar, demiri var, bulaşı var, emeği var. Mecel üstünü de erdem bir tepkisi. Başkan bugün bir tepkisi başlamış. Bu seri bir bakım onarma yapıyor. Birisi bu. İkincisi duyan olarak bunu öneriyor. Ama seneye bir spor kuruyor. Yani genç altyapıyı, kadınların, bütün o herkesin amatör spor kuruluklarının böyle bir şey mi? Bir köy spor kuruyor. Belki Türkiye'de ilk olacak burada. Belediyelerimize de bu sözü alıp soralım. Hani yatırım anlamında. Tabii zorlukları var. Kayın döneminin bir sürü tarifatlarıyla şu an uğraşıyorlar. Biz inanıyoruz ki bunu da bir proje olarak bütün paydaşlarla birlikte Amerikan Akıllı Spor diye ihtiyaç var. Yani bunu buradan da şey yapalım. Bir alkış herhalde bu söz anlamına gelip başkanlarımız da burada onun sözünü de almış oluyoruz. Aramızda çok değerli bir arkadaşımız var. Uzun süre, yıllarca kulübümüzde gerçekten çok büyük katkıları oldu. Çok büyük emekleri oldu. Ahmet Yıldırım hocamız aramızda. Kendisini gözlüğü bir ödeki zaman büyük millet ödülmüştü. Ülkeye bir dönüş yaptı. Kendisi söz hakkı istiyor. Ben kendisine söz vermişti. Buyurun Ahmet Bey. Ayrıca hoş geldin hocam. Değerli divan, değerli sivil toplum temsilcileri ve taraftarlarımız, üyelerimiz, hepinizi içtenlikle selamlıyorum. Ya kulübün kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese çok çok teşekkür edildi. Açık söylemek gerekirse ben de yani 2 Temmuz'da yanılmıyorsam geçen yıl kongre yapılmıştı. Geçen yılki kongreden bugüne kadar emeği geçenlere daha özel bir teşekkür etmek istiyorum. Daha önce 3. Lig'den 2. Lig'e çıkışında yönetim kademelerinde görev almıştım bu kulübü. Ya gerçekten çok zorlu bir yılın geride bırakıldığını son 2 ayda yaşayarak, öncesinde de izleyerek biliyorum. Bu emek gerçekten hani tevdi hak eden emek. Kulübümüzün profesyonellerinden, değerli kardeşimiz Ensari'den, kulüp başkanımız Aziz Elalı'ya kadar. İstişare kurulundan diğer organlara kadar, işveren kurumlarından, sivil toplumun değerli temsilcilerine kadar, şampiyonlukta herkesin alın teri var. Ya bu emek denince akla sadece konulan maddi katkı gelir ama fedakarlık emin olun onunla sınırlı değil, bunu tahmin edebiliyorum. Fedakarlık bazen uykudan fedakarlık, aileden fedakarlık. Yani öyle bir stresli dönemler olur ki mide krampları yaşanır. Gerçekten psikolojiden fedakarlık. Bir yönüyle. Bunu biliyorum. Bu yönüyle de bu kupayı buraya bu kupanın buraya gelmesinde emeği geçen özellikle son bir yılda ama elbette kulübün kuruluşundan buna kadar emeği olan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Naçizane biraz öneri ve telkin anlamında bir usta dikkat çekmek için söz aldım. Ya kulübün bir kimliği var. Gerçekten oluştu ve bunun daha vücuda gelebilmesi için her birimizin de katkısına ihtiyacı var. Yani spor bir kültürü oluşturdu, bir farkındalık yarattı. Türkiye başta futbol olmak üzere spor tavan dediklerde ve camiasında. Ama emin olun Kanada'dan Avustralya'ya kadar sevenleri, gönüldaşları, duygudaşları olan bu kulübün sevenlerinin sevme gerekçesini sportif başarıyla bilmiyor. Elbette sportif başarı duyguda daha bir yoğunluğu beraberinde getirebilir ama bu kulübe bağlılık, duygudaşlık, gönüldaşlığı sportif başarıyla bir ilgisinin olmadığını yaşayarak tecrübe ettik her birimiz. Şunu ifade etmek isterim, sportif başarı hırs ve motivasyonunu öne çıkarabilirsek biraz kurum kimliğinin, kültürünün, Ahmet spor kültürünün dejenere olma riskine de dikkat çekmek isterim. Çünkü sportif başarı bazen daha fazla yüksek bütçelere ihtiyaç duyar. Yüksek bütçe bu kimlikten uzaklaşmayı beraberinde getirir. Bunun dışında da şöyle bir riski kendi içinde barındırır. Sportif başarı ve buna bağlı olarak oluşturulmuş yüksek bütçelerin
sportif başarı sağlanmaması durumunda bu kulübe bağlılığın gerekçelerinin değişmesine sebep olur. En ufak bir başarısızlıkta eleştiriler ile muhatap olduğumuz yönetim açısından söylüyorum. Hatta bazen bu kontrol edilemeyen protestolara bile sebep olabilir. Bu yönüyle ben örneğin 2024-2025 sezonunun sonunda şu kupanın yanına bir ikinci kupanın bırakılmasını içtenlikle arzularım. Ama bizim önümüzdeki sezonu kulübümüzün futbol anlamında söylüyorum, FTT 1. Lig'de sıralamasının ne olacağını belirleyen faktörler içerisinde bütçe benim açımdan ilk üçe girmez. Birincisi, hepimiz iyi biliyoruz, işte Türkiye Süper Ligi'nde son yıllarda yaşananlardan ve tartışmalardan da biliyoruz. Çok şey dejenere oldu, futbolda dejenere oldu. Bizim önümüzdeki sezon sıralamamızı belirleyecek olan birinci faktör, Türkiye'yi yöneten merkezi yönetim aklıdır. Bunun yaklaşım biçimidir. Bu bütçeden çok daha belirleyicidir. Bunu işte yoksa her üç cümlemizde biz hiçbir zaman 11-11 oynamadık demezdik. İkincisi öyle görünüyor ki yani bu takım hani sezona 24 kişilik kadroyla başlarsa 20'ye yakın transfer yapacak. Bazen 100 milyonluk bir bütçeyle önümüzdeki yıl için bu lige tutunabilen, bu ligde kalıcı olabilen, hatta playoff'u zorlayabilen, bakın 100 milyonluk bütçeyle playoff'u zorlayabilen bir sıralama başarısı elde edilebilir. Ama dışsal faktörler, burada sakın yönetici arkadaşlarımız kendileriyle ilgili bir şeyi akıllarına getirmesinler. Dışsal faktörler bazen 500-700-800 milyonluk bütçeyi bile playoff'un çok dışında tamamlama sonucunu getirebilir. Bu neye bağlıdır? Kurduğumuz takımla yeni katılacak oyuncu sayısı fazla olacağı için o takımın aşısının tutmasının emin olun bütçeyle bilmesi yok. Özellikle takım yeniden kuruluyorsa bütçe dışında faktörler ve sebepler çok belirleyicidir. Birinciyi söyledim, ikinciyi söyledim. Bir de gerçekten yapılacak transferlerden bir takım oluşması, bir takım ruhunun o aşının tutması çok belirleyici olacaktır. Kaldı ki bunlar dışında da söyleyebilirim. Yani birinci ligden, süper ligden affedersiniz, bazı teknik direktörlerin 2023-2024 sezonuna başlarken almış oldukları bir sezonluk ücretin bile hani bizim tahayyül ettiğimiz veya önümüzdeki yıl için planladığımız bütçenin çok uzağında transfer ücretleri, yani altında transfer ücretleri olduğunu ifade etmek isterim. Bu yönüyle bir de bu kulübe gönül vermiş olanların, bu kulübün sevenlerinin, bu kulübün sahiplenenlerinin, aidiyet ve sahiplenme duygusu güçlü olanların bir de sosyoekonomik gerçekliğini biliyoruz. Abartılı bütçeler bazen bu yönüyle tabanda da bir serzenişi, bir tepkiyi kendiliğinden getirebilir. Bunların göz önünde bulundurularak hepimiz açısından önümüzdeki sezonu gurur duyacağımız bir sonuçla tamamlanacağı temennisiyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Geride bıraktığımız sezonda görev almış ve bu sezonda görev almayacak yönetici arkadaşların emeklerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu sezon ilk kez görev alacak arkadaşlar, hepimizin ilk kez tecrübe edeceği bir segmentte, bir klasmanda mücadele edecek takımımız. İşlerinin hiç kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Çok büyük bir riskle karşı karşıya yöneticilerimiz. Bu risk sürecinde vahtlarının şanslarının açık olmasını temenni ederim. Hepsine başarılar dilerim. Umarım bundan daha büyük bir kupayla seneye burada yeni bir kongreyle hep birlikte oluruz. Tekrar teşekkürler. Sayın Ahmet Uğur'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de Ticaret Odası Başkanı Sayın Mehmet Bey'i davet ediyorum. Buyurun. Çok değerli eş başkanlarım, ilçe eş başkanlarım, sivil toplum kuruluşumuzun çok değerli temsilcilerim, Anayasporumuzun çok değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, değerli iş insanları, çok değerli Arespor Taraftar Dernekleri ve taraftarlarımız, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle bu kupayı kendimize kazandırdığı için başta kulüp başkanımız Aziz Bey ve yönetim kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımıza
Yüksek İşçilerle Kurulu Başkanımız ve tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir zorluğu aşarak kentimize güzel bir kupa kazandırdılar. Bu anlamda kendi emeklerine çok teşekkür ediyorum. Tabii bir teşekkürüm de gerçekten her gittiğimiz yerde bize kulübümüzü, Ahmet'i, Ahmet'in ruhunu en iyi şekilde yansıtıp kentte polemikler yaratmadan destek veren, Ahmet Spor'un haberlerini dünyaya duyuran çok değerli basın emekçilerime buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten gittiğimiz tüm yerde özellikle bizim ligde olsun, büyük ligde olsun en çok takımı yıpratan kendi yerel medyaların olduğunu söylediler. Ama biz Ahmet Spor olarak şanslıyız. Yerel medyamız olsun, kentimizde görev yapan ulusal medyanın temsilcileri olsun, yurt dışı medya temsilcileri olsun, hepsinin bu kulüpte, bu şampiyonlukta büyük payı var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, önemli bir aşamayı geçtik ama önümüzde doğru bir süreç var. Her ne kadar Ahmet arkadaşımız finansın bir ilk üç sırada olmadığını söylese bile doğrusu bana göre şu an önümüzde iki tane önemli aşmamız gereken, yapmamız gereken süreç var. Birincisini nispeten başardık, bunu sürdürülebilir tutmamız lazım. Ahmet Spor'un ruhuyla birleştirerek dünya takımı yaptık. Şu an dünyanın her yerinden Ahmet Spor'dan eskiden para verip adım görünmesin ama destek vereyim diyenlerden, evet bugün kongre değişikliğini gördünüz, fizik değişikliğini, yönetim kurulu sayısını 31'lere 32'lere çıkardık. Doğru mu arkadaşlar? Herhalde bir o kadar da alamadınız. Bu önemli. Yani bu kulübün kat ettiği aşamayı iyi okumamız lazım. Şimdi burada yakaladığımız bu dünya takımı olma özelliği, tabii ki bu takımın ruhunun, bu takımın duruşunun, bu takımdan sahip çıkan kitlenin varlığından kaynaklanıyor. Tabii ki bunu korumak hem yönetim kurulunun hem de istişarenin hepimizin görevi. Yani buna helal getirmemeliyiz ve bunu daha da büyüterek bugün işte telaffuz edilen İspanya'nın Barcelona'sından Atletico Bilbao'suna kadar telaffuz edilen kelimelerin asıl içini dolduran unsurları doldurduk. Buna sahip bunu sürdürebilir durmamız lazım. Birincisi bu. Bunu yapabilecek bir hem iklim var hem de yerel yönetimlerimizin seçimle gelen başkanlarımız bundan sonra bu çıtanın daha da yükselmesine katkı koyacaklardır. Bundan da eminim. İkincisi ki bana göre maalesef en önemlisi, onu da görmeniz lazım, futbol maalesef dünyada finansın en önemli unsur olduğu dallardan biridir arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın bugün size 3-4 tane takım sayayım. Bunlar liglerde şampiyonluklar yaşamışlar. Bunlarda da bir ruh var kendilerine göre oluşturdukları. Bir Bursaspor herhalde 3. lige düştü. Finanstan dolayı ve dernek yapısı. Denizlispor herhalde o da 3. lige düştü. Karabük, Karşıyaka, şimdi bakın bunlara, bunlar dernek statülerini koruyarak ligde kalmaya çalıştılar ama finansal yönetimi doğru yapmadıkları için şu an bizim Diyarbakır Spor gibi oldular. Yani bunu düzeltme şansımız, o takımları yeniden diriltme şansı Bursa gibi bir kentte bile olanaksız hale geldi. Ben buradan isimlerini sayarak teşekkür edeceğim. Borç okundu ama Aziz Başkan ve yeni yönetim için bu borç bir şey değil. İşte geçen hafta Fenerbahçe Kongresi vardı. Çok televizyonlarda borç açıklandı. 300 milyon dolarlık bir borçtan bahsedildi. Bizim
toplam borcumuz 19 milyon civarında. Biz borcu alacağı onu pazarlıkla bitirirsiniz biliyorum herhalde. Tamam. Şimdi biraz teşekkürü niye yapacağım? Tam da şu tabloyu bugüne kadar getirdikleri için. Nurullah Edemen Başkanımız, Ali Karakaş, Metin Kılavuz, Çetin Altak, Selahattin Yıldırım ve en son Aziz Yıldırım, Aziz Elazığ arkadaşımız. Evet, hakikaten hepsine teşekkür ediyoruz. Finans yönetimi, yani kulübü borçsuz bir şekilde diğer yönetime devretmek bugün Türkiye'de mümkün olmayan işlerden bir tanesidir. Hiçbir bu batan kulüplerin, bu hale gelen kulüplerin tek sebebi alan borcu ödemedi, o katlanarak gitti. Alan borcu ödemedi, o katlanarak gitti. Ama bu başkanlarımızın oluşturduğu yönetim kurulları gelip bu Ahmet Spor'a paralarını verdiler. Bıraktılar yerlerine diğer arkadaşları, paralarını hibe ettiler ve bugüne kadar Ahmet Spor'dan hiçbir yönetici bir kuruş alacağıyla ilgili bir icra veya herhangi bir talepte bulunmadı. Bana göre bu kulübün en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur arkadaşlar. Türkiye'de dernek kulüpler şirket kulüplerine hızla dönüşüyor. Tek sebebi bu dengeyi tutturamadıklarından dolayıdır. İşte en son dönemde yıllarca büyük taraftarları olan Adana Demirspor işçilerin takımıydı. Bugün bir şirketin takımına dönüştü. Eğer biz Ahmet Spor'u kentin takımı, ruhu koruyan bir dernek takımını sürekli yaşayacak, sürdürülebilir bir kulüp yapmak istiyorsak en önde birinci sırada bu takımın finansını gözümüzün önüne alacağız. Bu hepimize derstir. Yöneticiye de, istişaredekine de, taraftara da. Yani transferi de doğru yapacağız. Hesabımızı, kitabımızı doğru yapacağız ki dünya takımımızı sürekli ligde tutabilelim. Evet, bir yıl şampiyon olmayabiliriz, 5 yıl olmayabiliriz ama sürdürülebilir bir zaferi er geç sonuçta yakalarız. Biz bu iki konuya dikkat edersek, zaten takımın kendisinin ruhu var, bunu dışarıdan enjekte etmeye gerek yok. Ama takımın finans yönetimi, gelecek olan yönetim kuruluna özellikle bu dengeyi sağlayacak olan Yüksek İstişare Kurulu'na ki temel varlık sebeplerinden biri de bu iki dengeyi bu kulüpte sürekli muhafaza etmektir. Büyük iş düşüyor. Ben bugüne kadar emekleri geçen tüm taraflarından yöneticisine, basınına, başkanlarına, maalesef başkanım, belediye başkanlarına diyemiyorum çünkü hiç destek almadık. İnşallah bundan sonra alacağız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Kulon adına değerli hazırım, değerli başkanlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendimizin yüzüde takımı Ahmet Spor, sanayide çalışan gençlerin yüzündeki enerji, kadınlarımızın vücutlarındaki enerji, dünyanın bir ucunda yaşamış, kalbi Ahmet Spor'da atan gençlerimizin sevinci. Bir bütün olarak Ahmet halkının yüzündeki gülümseyi, içindeki sevinçti. Tam da bu bilinçle bugün buradaki Konya'da görev alan arkadaşlarımızın sorumluluğu çok fazladır. Çünkü bu sevinci, bu başarıyı daha da büyütüp bir üst noktaya taşımakla mükellefiz. Ben bu konuda yönetimde görev olacak arkadaşlarımızın bu bilinç ve bu sorunla hareket edeceğine olan inancım tamdır. Ahmet Spor, kentte her zaman birleştirici bir rol üstlenmiştir. Özellikle cinsiyet alanında farkındalığı her zaman ortaya koyarak bugün yönetimde kadınların yer alması, kadınların daha görünür olması üzerine yaptığı çalışmalar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni dönemde görev alan arkadaşlarımıza ve sporumuza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Mehmet Saklıcı Memo bugün saklıları bedava dağıtacak.
Size gelecek yıl herhalde balonu olacak, değil mi? Sağ olsun. Bu senekiler balon yapmıyor. Tamam. Evet. Şimdi iki söz hakkını Burç Bey'e verecek. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Burç Bey'e verecek. Buyurun. Evet. Sayın İvan, değerli Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları, Büyük Toplum'un değerli temsilcileri, ben de sizleri Yüksek İstişare Kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz önce Mehmet Bey'e bize bayağı görevler verdi. Özellikle de piyasalarını, işte çoğunluğunu, iş dünyasının oluşturduğu gibi toplumlar olduğunu da evet, biraz sonra girdi. Sanki Sayın Başkan size de gelecek anlamda. Biraz önce söyledik ya, su borcumuz var. Bayağı da bir su borcumuz var. Evet. Başkanın gönlü zengindir. Bu anlamda çekilmez. Evet. Değerli yan ve spor taraftarları, basın mensuplarımız, değerli misafirler. Malumun geçirdiğimiz dönem, geçirdiğimiz sezon içerisinde gerçekten hepimizi mutlu eden, hepimizi onurlandıran bir sezon yaşadık. Yani bu bir sportif başarıdan daha çok bir arada sevinmenin getirdiği, bir arada aslında mutlu olabilmenin, özleminin ilerilmesiydi diye. 31 Mart seçimlerinden sonra hemen şöyle bir ifade kullanmıştım. Bu bahar başka bir bahar olacak diye. Ana sporumuz da içinde bulunduğu baharda da bize bunu gösterdi. Gerçekten şampiyonluktan öte bir şekilde topluluk olarak, halk olarak beraber sevinmeyi çok özlemiştik. Bizi bu konuda bu duyguyu yaşatan tüm emekçilere, tüm yönetim kuruluna, Adel Aldı'ya, tüm spor ekibine gerçekten teşekkür ediyoruz. Tabii bu sportif alandaki faaliyetler böyle her sene başka bir şekilde ilerliyor. Bu sene de değişik bir mecraya gidiyoruz. Hepimiz de bunu biliyoruz ki çok alışkın olmadığımız, tanımadığımız bilgiye gidiyoruz ama şuna inanıyorum. Biz kenetlendiğimiz zaman gerçekten her şeyi başarabilecek bir halkız. Bu açıdan önümüzdeki geçirdiğimiz sezonda da bunu gösterdik. Bir arada kenetlendiğimizde her şeyi bir şekilde üstesinden gelebileceğimiz, ortam yaratabileceğimiz koşullarımız var. Bu açıdan yine yeni oluşacak yönetimle bu kenetlenmeyi sağlayıp en azından halkın beklentisi olan sevinçlerini yaşatmayı arzuluyoruz. Tabii ki şu andan çok büyük taahhütler vermek yönetim kurulu açısından da zor ama bu takım hiçbir zaman için gerekli olmamıştı. Bu hedefler de kulübümüzün ismi gibi, halkımızın gönlünün zenginliği gibi bir şekilde daha üst seviyelere gelecektir. O açıdan ben önümüzdeki dönem oluşacak, ilk görev alacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Şunu da şöyle ifade etmek istiyorum ki uzunca dönemdir istişare kurulu görevdeydi. Son özellikle 8-10 aydır kamu oyunda da çok yer almaya başladı. Biz biraz işlerimizi görünmeden yapmaya alışkın yapılarız. Ama kulübün popülitesi arttıkça bir şekilde bizlerin kurulu da böyle biraz daha kamu oyununa çıktı. Bu anlamda bazen basındaki arkadaşlarımıza yeterince sözlü cevaplar veremedik. Onlar da beni buradan affetsinler. Bunları bir şekilde daha farklı mecralarda yürütmek zorundayız. Herif gülüyor da. Evet. Yani bizler bu takımı sahiplenenleriz. Bu takımı sahibi halkı. Biz onlar adına sahiplenenleriyiz. Bu anlamda hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2024-2025 sezonunun başarılı geçmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli başkanlarım, değerli belediyeler, delegeler ve çok değerli refakat taraftarlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben bir başkanıma şunu söylemek istiyorum. Aslında oraya not bıraktım. Azalık ve Altar Dernek Başkanı. Niye sen Ramazan Tuba'yı diyemiyorsun? Sorun değil.
Şimdi kulübün yaklaşık 11 yıldır ne sorumluluklarla kurduğunu gayet Metin Başkan da biliyor. Gerçekten de çok vadiler atlattık. Yaz, kış tahmin edilmeden mücadele verdik bu tahmin uğruna. Bedeler verdik. Ama sonunda şampiyon olduk. Bu kulübe emeği geçen, şimdiye kadar başkanlardan, yöneticilerden hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve emeği geçen bu kulüb için mücadele veren değerli sporcularımızı belki hatırlatmadık. Deniz Nakliye, Şemus Özer'e, Zülfif Özer'e, Mansur Çalar'a, Abdullah Çetin'e, Yusuf Yağmur'a, Serkan İpek'e burada şükranlarını iletiyorum. Demin Sayın Ahmet Yıldırım gerçekten de Sayın Vekili çok iyi konuştu. Parayla hani şampiyonluk 800 verirsin, 900 milyon bir bütçe koyarsın, şampiyon olursun ama geçici şampiyonluğa devamlı düşer. Şimdi bunu geçmiş yıllarda da Diyarbakırspor'da yaşadık. Aslında geçici şampiyonluktan çok kalıcı şampiyonluğa gerekir. Nedir bunların aslında özeti? Temeli de altyapıdan geçer. Şimdi bugün 2000 tane sporcu kendi bünyenizde barındırın, o bir altyapı değildir. Altyapı demek, tesis demektir. Senin temelin sağlam olacaktır. Temel sağlam olduktan sonra kolunu dikeceksin. Ondan sonra böyle bir bina yapacaksın. Biz de diyoruz ki yıllardan beridir altyapı için 3 katlı bir binaya, onların geleceği için, çünkü buranın geleceği de. Şimdi Bursa Spor'da örnek verdik. Bursa Spor evet, transferlerden aldılar, götürdüler, yöneticiler 1 verip 10 aldılar, 10 verip 100 aldılar ama bir altyapısı vardı ve altyapısıyla çıkıp oynadı. İşte bizim öyle bir altyapımız yok. Altyapı demek 2000 tane sporcuyu kendi birbirine barındırmak değildir. Bir diğer hususta 45 yıldır bu camianın içindeyim, her defasında belirtiyorum. Niye bir Antep gibi biz de hocalarımıza, milli hocalarımızı çıkarmıyoruz? Niye çıkarmıyoruz yani? 2,5 milyonluk bir kent. Nerede? TFF sayfasına giriyorsun, Antep hocaları. Bir tane Diyarbakır hocaları yok. Niye biz onlara şans veriyoruz? Mevcut gelen hocalarımızı ekibinin içinde bir iki tane hocamızı monte edemiyor muyuz yani? Çok mu zordu yani genç hocalarımızın önünü açmak? Tekrar belirtiyorum, geçici başarılar mutlaka inşallah bu dakikaya değerek alınır. Geçici başarılar devamlı zıplarsın, sıra bir bakarsın, tepe takla inersin. Ama temelin sağlam olduysa hiçbir zaman düşmezsin. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeni yönetimlere başarılar diliyorum kendilerine. Her kişi, Amel Spor, her kişi başarıya gelirmeyi şan eder gelmezdi. Evet. Taraftar gruplarından barikat adına sözler. Yine kısa bir arkadaşlar. Sayın Divan, İstişare Kurulu Delegasyon Basın Emekçileri ve Büyük Amme Spor Taraftarı. Öncelikle barikat, mor barikat yurtsever taraftarlar bildiği olarak kendimizi Amme Spor kimliğinin koruyucusu misyonunda görüyoruz. Yaptığımız eleştiriler bu temelde olup Amme Spor menfaatleri esas alınarak yapılmıştır. Bizler için şahıslar değil, Amme Spor esastır. Amme Spor sıradan bir kulüp değildir. Her yönetim halka, taraftara hesap verebilmelidir. Mali kongrelerin düzenli yapılması bu nedenle önemlidir. Amme Spor yönetim görevini alacak arkadaşlar, taraftar noktasında da hassasiyetli olması gerektiği bir gerçekliktir. Özellikle iletişim noktasında eksikler giderilmelidir. İletişim tüm sorunların da doğru ilişkilerde temel etkenidir. Süper Lig'den bölgesel amatör liglere kadar sıçramış şiddet karşısında olduğumuzu, bunun engellenmesi için çalışmalarımızın ve çabalarımızın olduğunu belirtmek isteriz. Ancak arabesk ve holigan tribün anlayışları net bir şekilde reddedilmeli. Mevcut taraftar gruplarına ve oluşacak gruplara Amme Spor kimliği dayatılmalı. Cinsiyetçilik, küfür, ırkçılık ve şiddet bizim tribünlerimize girmemeli. Bu konuda eksiklik yaratanlar yaptırıma tabi tutulmalıdır. Bizleri Bayern Münih'de, Dortmund'la, Marsilya ile bu sezon masaya oturan Amme Spor kimliğidir. Bu kimliği her Amme Sporlu korumalıdır. Tüm bunlar dışında sportif alanda beklentilerimiz şöyle şu şekildedir. Derhal kadın voleybol profesyonel takımı aktifleştirilmeli.
Kadın futbol takımımızın şampiyonluk hedefi konulmalı. Ahmet Spor olarak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasına katılacak Türkiye'den ilk takım olma şansına sahibiz. Engelsiz basketbol takımının ekipman ve deplasman yolculuklarında zorlukları ve eksiklikleri tekrarlanmamalıdır. Altyapı iyileştirmesi ve geliştirmesi yapılmalıdır. Erkek futbol takımına hem yüksek maaş hem de yüksek transfer bedelleri ödemesine gerek kalmayacak. Endüstriyel futbol karşıtlığımız korunacaktır. Buraya harcanacak yüksek rakamları diğer branşlara aktarabilir ve bu tüm branşlarda başarı elde edilebilir. Bu kadar geniş bir destek yakalanmışken Ahmet Spor Şehir tesislerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi kaçınılmaz bir gereksinimdir. En az 4 sentetik futbol sahası, 2 doğal simli futbol sahası, voleybol ve basketbol sahalarını içeren spor salonları, fitness ve hobi alanları içeren bir bina gibi geniş bir spor tesisi zaruri bir ihtiyaçtır. Milyonlarca taraftarı olan Ahmet Spor, biri sentetik olmak üzere 2 futbol sahasına ve 1 yarı profesyonel spor salonuna sıkıştırılmamalı. Avrupa ve bölgede Ahmet Spor'da oynamak için hazır yüzlerce sporcuyu keşfetmek için Ahmet Spor camiasına emek vermiş, herkesin seferber olacağı bir kültür geliştirilmelidir. Böylelikle scout ekibine yardımcı olacak hali hazırda onlarca eski sporcumuz, teknik direktörlerimiz, taraftarlarımız olacaktır. Ahmet Spor'da emek vermek bir gelenek haline gelmelidir. Beklentilerimiz ve planlarımız gerek Ahmet Spor istişare, gerek seçilecek yönetime detaylı şekilde sunulacaktır. Şimdiden Ahmet Spor'a yakışır bir konuca olmasını diliyoruz. Göreve gelecek arkadaşlara başta olmak üzere tüm Ahmet Spor emekçilerine başarılar diliyoruz. Böyledir bizim sevdamız. Asil, yürekten ve yiğitçe. Serkeftin, barikat, mor barikat, yüzsever taraftarlar bildir. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Spor Taraftarlar Derneği adına şiraz sözlerine davet ediyoruz. Tüm misafirlerimizi saygıyla selamlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Divan kurumumuza, belediye başkanlarımıza, hem koordinatör kurumuna, değerli Ahmet Spor yönetmenler, size çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bizler Ahmet Spor Taraftarlar Derneği olarak yine yeni sezonda dinletilmiş olarak tüm taraftar yapılarımızı bir araya getirmek için Ahmet Spor'un kurumsallaşması için elimizden gelen tüm çabayı yine bu sezonda vereceğiz. Ahmet Spor'un kurumsallaşması için gereken tüm adımların atılması gereken bir yeni sezonda bizler de taraftar olarak her zaman temsilcilerimizle, yönetimimizle, yine belediye kurumlarımızla işbirliği içerisinde olacağız, çalışacağız, savaşacağız. Ahmet Spor'u en üst düzeye getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gelen tüm herkese çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Spor Taraftarlar Derneği olarak her zaman Ahmet Spor kimliğini bunun bilincinde hareket ederek tribün yapımızı en güzel şekilde koruyarak kadınlarımızla toplumun dinamikleriyle bir arada hareket edeceğiz. Çocuklarımızla o tribüne yer alacak. Yeni yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Bizi şampiyon eden tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle kulüp çalışanlarına, kulüp personeli hepimizi çok emekleri var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Biraz sözler de teşekkür ediyoruz. Delegasyon bir konuşmada sanki doğruluğa ulaştı gibi. Yuhana da herhangi bir şey gelmedi konuşmak için. Birkaç şey ifade etmekte fayda var bu tarafta. Özellikle şu bir kulüpte olmazsa olmaz tabii elbette ki altyapı. Bizde biliyorsunuz 2010 yılından beri de akademi bilimdeyiz. Yani burada bir sorun yok. Fakat oradan gelen arkadaşlarımızın, gençlerimizin alt takımın da koordinasyonda da eklenmemesine bir sorun yok. Yani resmi maç yapmamız lazım. Bu süreçte ama sorun artık bizim ülke gerçekten pilot bir takıma ihtiyacımız var. Bilmek yani. Alt yapıda güzel bir yerlere gelmek istiyorsak evet akademiliğindeki çalışmalar önemlidir. Fakat yani profesyonel alanda resmi maç yapmayan çok zor bir spor. Yani güzel uzmanları var. O yüzden geleceğe dair ama sorun bizim ülke bir pilot takımının olması gerekiyor. Herkesin bu konuda bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Ahmet Spor taraftarları evet dedi bir şey yakaladılar. Ama ben kişi olarak hayalim şudur. 33 bin kişilik statta 20. dakikada
üstadın zorlukla yani. Yani biz eğer sponsorda şey yazıyorsa, hani kadın çiçek değildir, kimlik de yoksa, özellikle kadının kimliğindeki yerini denilmesi çok önemlidir. Zaten ama sporcunun konuda Türkiye'de saygı bir kulüptürünü de ifade etmiş gerekiyor. Arada Bağlar Belediyesi İş Başkanlarımız, Murat Çelik ve Leyla Hayat İş Başkanlarımız başka bir programdan dolayı divana not bırakmışlardı. Kendilerine de tekrardan ayrılmak zorundaydılar. Tekrardan katıldıklarımız için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi iki günden maddemiz yönetim ve denetim kurulunun seçimi gündemi maddesi. Şu ana kadar divana ulaşan tek liste var arkadaşlar. Onu okuyacağım. Sonra oylarınıza sunacağım. Ben uzun yıllar YADV görev yaptım. Genel merkezde YADV genelde tek liste olurdu. Bir kızıl liste vardı. Kızıl liste bile gelirlerdi. Liste konuşurlardı. Ayrı liste çıkartırlardı. Hiç şaşmazdı. Her zaman böyle bir 15-20 tane oy alırlardı. Böyle bir tek liste deyince aklıma geldi. Tek listeyle gideceğiz arkadaşlar. Özlem arkadaşımız okuyacak. Sonra oylarınıza sunacağım. Başkan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yedek Üyeleri şimdi okuyacağım. Başkan Aziz Elaldı, Yönetim Asil, Yönetim Kurulu Asil, Fadıl Uğurlu, Nedim Dalga, Tetik Özgün, Sevda Altıntaş, Serhat Demir, Kemal Tekin, İrfan Türk, Elif Turan, Rızvan Demir, Selman Ergün, Bekir Güneş, Mehmet Tazgel, Faysal Tursun, Yusuf Avçar, Ahmet İlmez, Rüzgün Millet, Ahmet Elhanay, İsmet Türker, Mehmet Karakuş, Serkut Tatu, Baran Durmaz, Gürcan Gülayıncı, Mehmet Neşat Giresun, Cengiz Bayram, Hadi Yakışan, Murat Şerifoğlu, Bilal Can, Fırat Kasımoğlu, Mehmet Günay, Mehmet Polat. Yönetim Kurulu yedek isimleri: Emel İzgi Demir, Sedat Sezik, Cengiz Demir, Adnan Yıldırım, Rüken Kuruhan, Yunus Baturay, Ferhat Esen, Nurettin Yıldız, Ferhat Keskin, Yusuf Ziyer Kogay, Asım Atana, Yasin Mahfaz, Şehmut Kaya, Remzi Özyıldız, Merdan Bat, Sultan Samancı. Denetim Kurulu Asil, Yılmaz Demir, Ferhat İşbilen, Mahmut Lezgin, Yalçın. Denetim Kurulu Yedek, Ekrem Ölker, Mahmut Budakçı, Şahin Gücüm. Onayınızı sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Önceki dönem görev yapan arkadaşlara duygularınıza teşekkür etmiştir. Yeni dönem görev alacak arkadaşlara dayanışma duygularımıza, hep yanlarımıza olacaklarını bizi ifade etmiştir. Başkana söz vereceğiz. Bir AFTK delegelerin seçim yetkisi yönetim kuruluna verilmesiyle ilgili bir küçük maddesi var. Bunu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kapanışı yapmak üzere Aziz Başkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Büyükşehir İş Başkanlarımız, İlçe Belediye İş Başkanlarımız, STK temsilcilerimiz, STK Başkanlarımız, Oda temsilcilerimiz ve Yüksek İstişare Kurulu, Büyük Ahmet Spor taraftarı ve burada bulunan, hazır bulunan bütün misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Şimdi tabii biraz konuşmamı biraz tutacağım. Şöyle, biz öncelikle geçen yıl bu bataklık liginden çıkmak için bir hedef koyduk kendimize. Ve o hedefi gerçekleştirdik. Bu onuru ve bu gururu yaşayan yönetim kurulu üyelerimi, bugün aramızda bulunmayan yönetim kurulu üyelerimizi,
Yüksek İstişare'yi, bütün kent bileşenlerini, halkımızı, herkesi buradan teşekkür ediyorum. Yani onların o birlikteliği, geçen sene yakaladığımız o birliktelikten dolayı bir kere bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi tabii önümüzde yeni bir sürece girdik. Zorlu bir sürece girdik. Yeni bir lige girdik. Bu yeni ligde işimiz çok, çok fazla işimiz var. Bu sebepten dolayı bizi şampiyonluğa götüren bu birlikteliği yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber, aramıza yeni katılan Yüksek İstişare'deki arkadaşlarımızla beraber, kentin bileşenleriyle beraber bizlere çok görev düşüyor ve bu birliktelik bizi şampiyonluğa götürdü ve bu birliktelik tekrardan bizi inşallah hedefimize, hedefimiz olan Süper Lig'e götürecektir. Şimdi tabii şunu söylemek istiyorum. Ahmet Spor bu halkın takımıdır. Bütün bölgenin, bütün Kürt insanının takımıdır. Mutlaka ki bu başarının en büyük sebeplerinden biri budur. Ama neticesinde ayrıştırmaya gidilecek cümleler, ayrıştırmaya gidecek kelimeler ve yaklaşımlar bizlere zarar vermekten başka hiçbir şey yapmaz. Bizim birlikteliğe ihtiyacımız var. Burada ama herkesin, halkımızın, herkesin emeği aynı noktadadır. Aynı ölçüdedir. Fakat nihayetinde futbol bildiğiniz gibi başarı, sportif başarı endeksidir. Eğer bugün biz hedef koyduk kendimize, geldiğimiz gün dedik ki biz bu takımı Barcelona yapacağız. Biz bu takımı dünya takımı yapacağız. Bu takımı dünya takımı yapabilmek için bir sportif başarıya ihtiyacımız var. Bu sportif başarı yapmadan biz gelebileceğimiz noktalara gelemeyeceğiz. Ha bugün bu oluşan listede sayısız talepler, dünyadan gelen sayısız talepler sayesinde yeni bir liste oluşturuldu. Ve bu da bizlerin ne kadar büyüdüğünü, şampiyonluk kutlamasında bu halka bu şampiyonluğu yaşatan bireyler olarak bu dünyanın her yerinden, her noktasında kutlama yapan bireylere yine de diyorum bu görevimize devam edeceğiz. Tabii sportif başarı için finansal bir denge lazım. Bu kulüp buraya gelirken daha önceki yönetim kurulu ve başkanlarımızın sayesinde onların Ahmet Spor duruşu ve anlayışı çerçevesinde işleyen yönetim kurulu aynı şekilde devam etmektedir. Bizim duruşumuzda, bizim yönetim kurulunun duruşunun veya yapılışıyla ilgili herhangi bir kuşkumuz yoktur. Bu geçmişten gelen geleneği aynı şekilde devam ettiriyoruz ki biz eğer bugün bu kulübü aldığımız şekilde borç, belli miktardaki borçla aynı şekilde devam ettiriyoruz ve bizim aynı zamanda şu anda sporcu teminatları dediğimiz içerideki 17 tane devam eden sporcumuzun alacağı ve oradaki alacaklarımızı da tahsil ettiğimiz noktada olduğu zaman bugün bu kulüp artıdadır. Bu finans dengesidir. Bugün finans olmadığı takdirde bu kulübün, hiçbir kulübün yaşama şansı yoktur. Bu finansı da hep beraber, bütün bileşenlerimizle beraber çok sağlıklı ve mantıklı bir şekilde yürütülüyor. Bu tek bir kişi tarafından, bir başkan tarafından ve bir yönetim tarafından yapılmıyor. Bunlarla ilgili bize yapılan telkinleri saygıyla karşılıyoruz. Ama bu yönetim kurulunun ve geçmişteki yönetim kurulunun bunun tam anlamıyla bilincinde olduğunu herkes bilsin. Bu noktada aynı şekilde devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte şunu söylemek istiyorum.
Ben biraz geçen sene şu gömlekle bu kongreyi yapmıştım. Benim uğrumdu. Yine bu gömleğimizi giydik. Bu ateşten gömleğimizi giydik. Ve biz bu göreve layık gören bütün bileşenlerimiz ve öncelikle büyük halkımız, büyük taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Biz bunun ağırlığının çok iyi farkındayız. Biz nasıl bir görev aldığımızın çok iyi farkındayız. Biz neler yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonra da neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Bu sportif başarıyla, gelecek başarıyla bizi Ahmet Spor'un dünyanın daha merkezine taşıyacaktır. Bugün Avrupa gezim, yakın zamanda yapacağım Avrupa gezimde Avrupa'nın birçok kulüp başkanlarının davetini almışım. Bordeaux kulübü, Lens kulübü, Barcelona, Atletico Madrid, birçok kulüp şu anda beni bekliyor. Bu bizim dünya kulübü olma yolundaki hedeflerimizi ne kadar doğru ilerlediğimizi gösteriyoruz. Biz bu kulübü dünyanın gündemine, bu halkımızın sesini, bu halkımızın çığlığını dünyanın gündemine sporla, sportif başarıyla sesimizi duyuracağız. Bütün dünya sesimizi sporla duyuracağız. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bizim önümüzdeki süreçte buraya kadar geldiğimiz dönemde gerçekten çok zorluklarla, çok ekonomik zorluklarla bu kulübe katkı sunan en ufak parasından en büyüğüne kadar çocuğunun emeğinden, çocuğunun rızkından ve kendi emeğinden, kendi maneviyatından ödün gösterilerek geldi. Bu taraftar, bu halk bunu en iyi şekilde bizim arkamızda durarak gittiğimiz bütün şehirlerde o halkın o sevdasını gördüğümüz zaman biz bu yola nasıl bir baş koyacağımızı bir kez daha anladık. O çocukların sevinci, o yeni doğan çocukların artık Ahmet Spor formasıyla büyümesi, o analarımız, bacılarımız, kadınlarımızın o stattaki yerlerini alması ve dünyaya örnek bir türbin yapan o kadın ve çocuklarımız dünyanın konuştuğu türbin için buradan herkese yine de teşekkür ediyorum. Ben buradan teşekkür ettiğim zaman belki sabaha kadar bu konuşmalara devam edeceğiz. Benim sizden nacizane bu halkın bir evladı, bu halkın bir hizmetkarı olarak benim sizden isteğim bizim sadece ve sadece birlik olmamızdır. Bizi bu noktaya getiren anlayışımızın, duruşumuzun, kimliğimizin arkasında durarak o duruşumuzdan hiçbir şartta, hiçbir şekilde ödün vermeyerek biz buna devam edeceğiz ve bu birliktelik için herkesten isteyip bu birliklerimizi koruyalım. Mutlaka ki farklı görüşler olacaktır. Mutlaka ki farklı düşünceler olacaktır. Farklı düşünceler ve görüşler bizim aydınlanmamız bizi daha ileriye mutlaka taşıyacaktır. Ama bunlar daha mantıklı, daha geçerli, dünya spor kamuoyunun da kabul ettiği bir ölçülerde olduğu zaman bu ne halkımızda, ne bileşenlerimizde, ne bizde, ne yönetimimizde herhangi bir kırılganlığa yol açmaması için lütfen herkesten bu anlamda duyarlılık bekliyorum. Bizi şampiyon yapan bu birliktelik, bizi şampiyon yapan bu bileşenlere burada büyük halkımızın önünde, büyük taraftarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Bizi seneye yine bu anlayışımız, yine bu duruşumuz bizi hedefimize ulaştıracaktır. Biz görevimize başladığımız zaman ilk işimiz teknik direktör anlamında Türkiye'de rüştünü ispat etmiş isime gittik. Ve bizim onunla örtüşen hayat felsefemiz, bizim onunla örtüşen spor felsefemiz sayesinde bizler bir araya geldik.
Bugün yaptığımız teknik adam transferimizle dünyanın gündemine oturduk. Dünyanın gündeminde olumlu bizi ötekileştiren, bizi farklı şekilde gören herkese bir tokat oldu. Ve biz bizi ötekileştiren herkese cevabımız sportif başarıyla olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar, selamlarımı sunuyorum. Önümüzdeki sene inşallah hedefimize ulaşacağız. Evet, ben de sana teşekkür ediyorum. Şarap kurulunu biliyorsunuz. Yasal bir yürütme bize organı olmadığı için sadece genel kurulun üstüne sunacağım. Bugün yüksek işare kurulumuzu da görüştürdüm. Bir, saygıdeğer başkanımız Serra Ucakçı, Burç Baysal, Mehmet Kaya, Nahit Eren, Engin Yeşil, Songül, Songül değil mi? Songül diye alınmış, Songül Alper, Mustafa Fidan, Nevin İl, Metin Kılavuz, Değer Akçınar Bayar, Özlem Külahçı, Ercan Yılmaz, Ercan Yılmaz, Devrim Türk, Samet Karakaş, Mustafa Vural, Defne Eyyubi, Veysi Yüken, Sezai Ayaz, Yıllah Edemen, Veçhettin Artaç, Selahattin Yıldırım, Filiz Ekingen, Vendi Dayan, İhsan Oğurlu, Osman Akyıl, Mahsun Çiyan Korkmaz, Vahap Coşkun, Reşit Cantır, Rauf Çiçek, Nedim Şimşek, Şiyar Bothan, Eser Sönmez ve Serdar Keskin. Evet, belki icra kurulu değil ama sizimizde yasal bir organımızdır. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Başkan güzel ifade etti. Mavi rengi özgürlük rengidir. Amespor umarız ve dileriz bu önümüzdeki süreçte Türkiye'nin normalleşmesiyle birlikte sportif başarı kadar Türkiye'nin ihtiyacı olan o barışa bir vesile olur. Gelecek yıl umarız Amespor bize tüm ötekileştirme, milliyetçi, ayrıştırıcı yaklaşımlara rağmen barış kervanı olur diyoruz. Tekrardan hepinizi genel kurula katıldığınız için, katkı sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Amespor budur, bu ruhtur. Bu ruhun büyümesi gerekiyor. Basın arkadaşlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ben özellikle gerçekten Amespor'un tanıtımında çok önemli bir yerdeler basın emekçileri. Yer yer belki süreç içerisinde basınla ilgili istemediğimiz tartışmalar oldu. Ben inanıyorum ki bu süreçte, bu önümüzdeki dönemde eksikliklerimizi gören bir yerden bakarak bunu yani biliyorsunuz bize eleştiri, öz eleştiri mekanizmasında öz eleştiri pratikle verilir. Her boyutta önümüzdeki dönemde herkesin bu şekilde yaklaşması Amespor'a daha büyük bir katkı sunacaktır. Yeni yönetime, başkana ben teşekkür ediyorum. Yolunuz zordur, yolunuz yolumuzdur. Birlikte olacağız, birlikte başaracağız. Her bir şey Amespor. Bir fotoğraf alınacak aranda yeni yönetimlerimizde. Farklı işaret etti. Evet, fotoğraf var. Ben buna söz verecek ki başkandan sonra söz olmuyor. Tamam. Bir dakika kongren söz. Bana söz verecek. Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına, ötekilerin sesi olarak, ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jeolojik ve ekolojik yaşamın ışığında,
emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KYK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.